Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün yine harika bir başlangıç, dijital amfi ile karşınızdayım. Bir egzersiz amfisi olarak da kullanabilirsiniz ya da gitara yeni başlıyorsanız bu amfi sizin çok işinize yarayacak. Daha önce Joyo markasından buna benzer bir amfi tanıtmıştık. Hatta onun da ismi DC-15'ti. Bu onun bir üst versiyonu. S eklenmiş. DC-15S. Sadece bir harf eklenmemiş. Üzerinde harika geliştirmeler, harika fonksiyonlar ve çağımıza da uygun geliştirmeler var. Mesela cep telefonuna bağlantı yapabiliyoruz ve direkt canlı yayın yapabiliyoruz. Cep telefonumuza kayıt vesaire yapabiliyoruz. Bunların hepsini bugün konuşacağız. Bir de bu başlangıç amfilerinde genellikle full switch verilmiyor ama bu amfinin içerisinde full switch de çıkıyor. Ayrıca bir de looper özelliği var. Looper özelliğinde full switch'te kontrol edebiliyoruz. Senkop müziğe yine bu Joyo amfiyi bize yolladıkları için ve size tanıtmaya vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Ürünle ilgilenen dostlarım varsa açıklamalar kısmına mağaza bağlantılarını bırakıyorum. Senkop Müzik ile bir görüşme yaptım. Mart'ın 15'ine kadar bir kampanya yapıyoruz. İnternet sitesinden alışveriş yaparsanız kod olarak GK Joyo DC-15S yazarsanız 250 TL ekstra indirimden yararlanacaksınız. Ürün zaten şu an indirimde. Üstüne bir de bu indirimi alabilirsiniz. Ürünü alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. DC-15'i merak edenler varsa bir önce tanıttığımız amfiyi, onu da kartlar bölümüne bıraktım. Oradan alternatif olarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Tanıtıma geçmeden önce kanala abone olursanız, bildirim zilini açarsanız harika olur. Muhteşem sosyal ağlarımız var. 25K olduk. 25K olduğumuzda sizden gelenler videosu çektik. Onu da kartlar bölümüne bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Discord kanalımıza gönderdiğiniz videolar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Duyurularımızı da yaptığımıza göre şimdi Joyo dijital amfimizin tanıtımına kutu açılışıyla, kutu incelemesiyle başlayalım. Evet, Joyo DC-15S'in dijital gitar amfimizin kutu incelemesini yapalım bakalım. Üzerindeki düğmelerin neler olduğunu hemen göstermişler. Yan tarafa bakalım, özelliklerini yazıyorlar. Özelliklerin içerisinde tamamen full range dediği, yani kaliteli bir şekilde müzik çalabiliyor. Yani MP3 bağladığımızda veya cep telefonumuzu bağladığımızda çok kaliteli bir şekilde müzik dinleyebiliyoruz. Genellikle gitar amfilerinin birazcık range'leri farklıdır ya, frekansları farklıdır ama bunun içerisindeki kolonlar sayesinde temiz bir şekilde müzik de dinleyebiliyoruz. 9 tane preamp modellemesi varmış. 4 tane modülasyon efekti, 2 tane de delay ve chorus space emulation efekt demişler ona. 2 tane user preset'i oluyor, yani kullanıcı preset'i atabiliyoruz. Bunları da zaten içinde çıkan full switch sayesinde değiştirebiliyoruz. Mesela bir clean ton yazdınız, bir de drive ton yazdınız. Full switch sayesinde onun ikisi arasında geçiş yapabiliyoruz. Başlangıç amfisinde olmazsa olmaz drum machine var ve onun haricinde ekstradan looper var. Hem de 30 saniye kayıt alabiliyor bu looper. Yine full switch'imizden bu looper'ı kontrol edebileceğiz. Bluetooth 4.0 bağlantısı var. Hiç kablo kullanmadan cep telefonumuzu bağlayıp müzik çalabiliriz, backing track'ler açabiliriz. iOS'a ve Android cihazlara canlı yayın ve kayıt için çıkış vermişler. Bu çok güzel bir özellik. Ve içerisinde şarjlı lityum batarya var dostlarım. Ya bu da harika bir özellik. Bu aleti dışarıda çalabilirsiniz, sokakta çalabilirsiniz. İçerisinde pili olması, bataryası olması çok büyük bir avantaj. Sokakta belki sokak müzisyenliği yapacak arkadaşlarım da bu amfiyi tercih edebilirler. Full switch içermesi ve bunun full switch'ten looper'ı kullanmamız da bunu destekleyen bir şey. Sokakta müzik yapmayı destekleyen bir şey. Okula götürdüğümüzde, sınıfımızda vesaire her yerde sahilde kullanabileceğimiz bir amfi yapmışlar. Arkasının görselini koymuşlar. Burada da bakın line out çıkışı, direkt sisteme ses yollayabiliyoruz. Full switch'imizin girdiği yok nokta, iOS ve Android'e yollayacağımız çıkışlar, açma kapama düğmesi ve elektrik yerini göstermişler. Yan tarafta yine bağlantıları göstermişler. Gitar giriş noktası, kulaklık çıkışı, telefonumuzu veya MP3 player'ımızı bağlayabileceğimiz aux'un girişi, ses kartına yollayacağımız çıkış, full switch'in olduğu ve Android ve iOS sistemlerine çıkış yapabileceğimiz yerleri burada da görsel olarak göstermişler. Evet, kutunun üzerindekiler bu kadardı. Şimdi ürünümüzü kutudan çıkartalım bakalım. Evet, kutu açılışımızı yapalım. Bakalım içerisinden sürprizler çıkacak mı? Güzel bir şekilde paketlemişler. Evet, adaptörümüz çıktı. Yana koyuyoruz. Ve bir sürpriz işte. Bağlantı kabloları arkadaşlar. iOS için ve Android için bağlantı kabloları, hem de çok uzun. Onu da yana koyalım. Elektrik kablomuz, fişimiz ve tam ortada
Fuzz switch'imiz. Evet, Fuzz switch'imizin üzerinde preset olduğunu ve looper olduğunu görüyoruz. Arkasında da çivi jack girişi var. Kauçukları da büyük ihtimal buraya yapıştıracağız, yerde sağlam dursun diye. Fuzz switch'imizi yana koyalım. Köpüğü çıkartalım ve amfimiz gelsin bakalım. Kutunun içerisinde başka bir şey var mı? Kullanım kılavuzumuz var. Kutumuzu yana kaldırıyoruz. Amfimizi koyuyoruz. Ve hemen açmadan önce benim klasik kullanım kılavuzuna bir göz gezdirme olayım var. Evet. Büyük bir sayfadan oluşuyor. İngilizce ve arkasında tabii ki Çince kısmı bulunuyor. İnceleyelim bakalım. Ürünün özelliklerine geldiğimizde burada görüyoruz ki akustik gitar için bir preamp modellemesi var. Yani akustik gitar da bağlayabiliyoruz bu ürüne. Elektro gitar için ise 8 tane preamp var. Kutunun üzerinde bulunan diğer özellikleri burada da yazmışlar. Bir daha tekrar etmemize gerek yok. Burada düğmelerin neler olduğu yazılmış. Zaten ürünü incelerken düğmelerin neler olduğunu anlatırız. Evet, önem verdiğim kısım içerisindeki amp modellemelerin nereden baz alındığını anlattığı kısım burada. JC Clean zaten Jazz Chorus Roland'ın amfisi. Clean dediğimiz büyük ihtimal Fender modellemesidir. Overdrive'da Soft Tube Overdrive tonu diyor. Yumuşak bir overdrive tonu varmış. Blues'da daha harmonik distortion'lar duyuluyormuş. Crunch'da Crunch Box distortion pedalının kopyalanması simülasyonu yapılmış. Metal'de ise MT2 Metal Zone'un boss'un pedalının simülasyonu yapılmış arkadaşlar. Lead ve ritim tonlarında da büyük ihtimal Marshall amfilerin simülasyonları falan yapılmıştır. Ton potansımız var, gain potansımız var. Drum machine'e birazcık geleyim. 36 tane preset varmış drum machine'de. Burada onların neler olduğu yazılmış. Rock, hard rock, metal, thrash, pop, dans müziği vesaire gibi bir sürü preset var. Bluetooth bağlantısını vesaire nasıl yapılacağını anlatmış. Bataryası var içerisinde, kendi şarj oluyor bağlandığı zaman ve onun bir ışığı varmış. Şarjı bitmeye yakın ne renk olduğu vesaire onlar yazıyor burada da. Evet, kullanım kılavuzumuzu da köşeye koyalım ve amfimizi poşetinden çıkartalım bakalım. Evet, şimdi amfi çok şık, kaliteli duruyor. Ayrıca üzerinde iki tane tutma kısmı var. Ayrıca üstündeki düğmeleri de bir nebze koruyabilir onlar, üstüne bir şey konulursa. Düğmeler kaliteli gözüküyor. Hissiyatları gayet iyi. Önünde metal bir ızgara var. İçerisinde bir tane büyük kolon, bir tane de küçük kolon olduğunu görüyorsunuz. Büyük ihtimal tiz sesler bundan geliyor. Gitar daha fazla buradan duyuluyordur. Böylelikle müzik de çaldığımızda güzel bir ses duyacağımıza eminim. Joyo logosu da yakışmış. Arkasına bakalım. Buralar plastik ama sanki bir deri hissiyatı var. O da güzel durmuş. Altında bayağı geniş kauçuklar var. Yere sağlam basacaktır. Ağırlığı çok hafif değil, onu söyleyeyim. İçerisinde batarya olduğu belli. Belki birazcık yanınızda taşırken ağırlık hissiyatı yaratabilir, onu söyleyeyim. Boyutuna göre çok çok hafif bir amfi değil. Ama içerisinde batarya bulunması, kendi şarj olması büyük avantaj. Bu ürünü sokakta da kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi amfimizi bağlayalım. Bakalım tonları nasıl? Hepimiz beraber duyalım. Evet, gitarımı amfime bağladım. Hatta önüne mikrofon koydum. Onu kaydediyorum. Ayrıca hatırlarsanız amfinin arkasında bir line out çıkışı vardı. Onu da ses kartıma bağladım. Hepsini aynı anda kaydediyorum. Bu arada gitar olarak GTR'sin bir gitarını bağladım. Bunun içerisinde de bir prosesör var aslında ama o prosesörü şu an kapalı tutuyorum. Moore'un bir prosesörü. Bu gitarın tanıtımı yakında gelecek. Şu an üzerindeki humbucker single'la normal standart bir gitar şeklinde kayıt alacağız. Ses duyacağız. Ayrıca bakın Leather Wizard'ın kayışını taktı. Bu tarz yakılmış akça saplara çok yakışıyor bu Leather Wizard'ın deri kayışı. Bu kayışların da tanıtımını da yapmıştık dostlarım. Merak edenleriniz varsa, deri kayış arıyorsanız Leather Wizard'ın tanıtımını kartlar bölümüne bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Şimdi amfimizin üzerindeki ayarları hemen bir inceleyelim. En başta gain podumuz var. Tonumuzu bu gain podu ile sertleştirebiliyoruz. Yanda da ton potansı var. Ton potansında eğer sol tarafa doğru yatırırsak pesleşiyor. Sağ tarafa doğru yatırırsak da tizleşiyor tonumuz. Ekstradan EQ'ler yok, yani ince EQ ayarları yok. Pesleştirme ve tizleştirme şeklinde düşünmüşler. Gitarımızın volümünü ayarlayabileceğimiz bir nokta. İçerisindeki presetleri seçebileceğimiz kısım. Akustik gitarı bağlayacaksak en başta olacak, diğerleri elektro gitar için. Foot switch'imize iki tane preset kaydedebiliyoruz. Preset tuşuna bastığımızda iki preset arasında geçiş yapabiliyoruz. O preset tuşumuz burada. Basılı tutarsak da yaptığımız ayarları bu presetin içine geçiriyor. Çevirdiğimiz an presetten çıkıyor. Bastığımız anda presetlerde gidip geliyor.
Burada Bluetooth tuşumuz var. Uzun süre basarsak Bluetooth'umuzu aktif edebiliriz. Looper tuşumuz en solda. Buradan da kaydı başlatabiliriz ya da Fuzz Switch'imizden de loop kaydını başlatabiliriz. Efektlerimiz chorus, flanger, phaser ve tremolo şeklinde ne kadar arttırırsak o kadar fazla geliyor efektler. Delay'imiz ve reverb'imiz burada. Onun altında space yazmışlar, space efektleri. Burada rhythm box'ımız var, drum box'ımız. Sesini buradan açabiliyoruz, drum box'ın ayarını. Bastığımız anda start tuşuna davul çalmaya başlıyor. Bastığımız zaman duruyor. Buradan yine farklı davul çalım tarzları seçebiliyoruz. Ayrıca drum box'ımız looper'ımızla senkronize. Yani loop'u başlattığımız an davulun ritmi de başlamış oluyor ve senkronize bir şekilde çalışıyorlar. Yani davul çalarken üstüne gitar loop'u almak çok daha kolay oluyor. Bunun hızını tap tempo ile belirleyebiliyoruz. Bunu karıştırmamak lazım bu arada. Bu delay'in tap temposu değil, sadece rhythm box'ın davulun temposu. Delay'in hızını delay'in üzerindeki ayar ile yapabiliyoruz. En son kısımda da lining girişimiz var. Bluetooth'la bağlamayacaksak, kablo ile bağlayacaksak telefonumuzdan mesela bu lining girişini kullanabiliriz. Ekstradan bu lining girişini prosesör bağlayacaksak da kullanabiliriz ve bir kulaklık çıkışımız mevcut. Evet, ürünün üzerinde son derece farklı ayarlar, efektler var. Özellikle looper, drum box'ı son derece gelişmiş. Eksik bir şeyler var diyeceksek gelişmiş EQ ayarları yok. Bir de bir tuner olsaydı iyi olurdu gitarımızı rahat bir şekilde akort etmemiz için. Şimdi bu ürünün içerisindeki farklı amfi modellemelerini birlikte test edelim. Evet, akustik preamp'ını geçiyorum. Direkt clean'e geliyorum. GC clean'dan başlayalım. Gain'imiz kısıkta, tonumuz ortada. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şimdi hafif chorus verelim bakalım. Efektleri de hafiften duyalım. Clean tone'a hiç flanger, phaser vermiyorum. Bir de tremolo'ya bakalım. Bir de reverb eklersek. Bu arada reverb'leri ayırmamışlar ama içerisinde şöyle bir şey var. Hani spring reverb ile başlıyor. Room'a dönüyor. Sonra hall'a doğru yükseliyor. Yani ne kadar derin bir şey verecekseniz o kadar açmanız gerekiyor. Ortalara getirelim bakalım. Bayağı reverb, bayağı kendini hissettirdi. Evet, son derece şık. Bakalım birazcık tizleştirelim. Gain'i biraz açalım. Evet. Clean tone'da bile gain'i açtığımız zaman bakın hafif böyle clean solo tonlar elde edebiliyorsunuz. Hafif crunchlaşıyor gerçekten. Evet, şimdi ikinci presetimize normal clean'e geçelim. Ayarların aynısını yapayım, en baştaki ayarların. Bütün efektleri kapatalım. Efektleri hepsinde denemeyeceğim zaten. Bakalım clean sound'u nasıl duyulur. Şu an sub manyetinde ve single manyetikte. Biraz delay verelim. Burada da delay'i test edelim bakalım. Drive arttırıyorum clean'de ve birazcık tizleştiriyorum. Bir de humbucker manyetimi alayım bakalım. Köprü manyetini alalım. Nasıl bir şey elde edeceğiz? Veriyor clean'lerde bile overdrive'ı. Şimdi direkt overdrive'a geçelim. Yine drive'ımızı, gain'imizi, tonumuzu kısalım. Efektlerimizi tamamen kapayalım. Bakalım overdrive tonumuz nasıl? Biraz volüm kısayım. Biraz tonu pesleştirelim. Drive'ı açalım. Reverb veriyorum.
Spring Verb verince de birazcık böyle tweet sound'unu yakaladık farkındaysanız. Bir de manyetikleri single yapayım. Bayağı tweet amfi sound'u yakaladık. Gerçekten Joey bu amfide çok başarılı işler yapmış, hissettiriyor. Blues'a gelelim bakalım. Birazcık solovari olsun. Delay'imizi açalım. Hafiften flanger falan verelim. Gain'i açalım. Birazcık tonları ortaya doğru ama çok parlak olmayacak şekilde yapalım. Bakalım bluesy sound'lar alabilecek miyiz? Flanger'ımız fazla olmuş. Flanger'ı tamamen kapatayım. Off. Delay yerine de reverb vereyim. Wow, güzel. Hafifçe crunch'a doğru, rock'a doğru, crunch'a doğru geçelim bakalım. Crunch'a geldik. Tonumuzu parlaklaştıralım. Drive'ımızı açalım. Efektlerimizi kapalı tutalım. Bakalım crunch tonumuz nasıl geliyor. Güzel, 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 güzel. Şimdi lead'e doğru ilerliyoruz. Bakın lead'i önce koymuşlar, ritmi sonra koymuşlar. Yani solo vari tonlarımızı bu lead kısmından alabiliriz. Mesela rock gitaristiyseniz driver ritim atacaksanız, presetleri ritim ve solo atacaksanız lead şeklinde ayarlayabilirsiniz. Birazdan deneriz. Delay veriyorum biraz. Gain'i abanıyorum sonuna kadar. Tonumu da size yakın yapıyorum. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. Pesleştireyim. Evet, son derece güzel. Yani sadece ton potansı olmasına rağmen, ayrıntılı equalizer olmamasına rağmen ton potansıyla bayağı bir etki yaratabiliyoruz. Mesela ton potansını kapattığım zaman daha böyle doyurucu bir ton geldi. Presence'ı daha kapalı bir ton geldi. Bana soloda daha doyurucu geldi. Şimdi ritme geçelim. Reverb'ü açalım ritimde. İlk önce bir phaser'ı da duyalım bakalım. Gain'imiz çok açık olmasın. Tonumuz da ortalarda olsun. Phaser da duyduğunuz gibi bayağı etkili. Kısayım biraz da phaser'ı bakalım. Ya bu tarz efektler istiyorsanız, bunları kaydedecekseniz mesela cep telefonunuzdan veya ses kartınızdan, o iş için de son derece uygun bir amfi. Çünkü hem cep telefonlarının hem de sisteme direkt kayıt yollayabiliyor. Phaser'ı kapattım, bakalım ritim tonumuz nasıl? Bir de reverb'ı abartalım bakalım, böyle hall olsun. Pitch harmonikleri de iyi alıyor tonlar. Son derece güzel yapmışlar. Şimdi metale gelelim. Metal kısmında reverb'ü de kapatıyorum. Hiçbir efekt bırakmıyorum. Bakalım metal ritim tonu yakalayabilecek miyiz aletten? Gain'i burada iyice abartıyorum. Tonu da birazcık açayım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Tonu sona getirdiğimizde iyice trash elde edebiliriz belki.
Tonu kıstığımızda bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Son derece kapalı. Evet, amfinin tonları başlangıç için son derece iyi. Sizi bayağı bir tatmin edecektir. Bir de düşünsenize, bunu fişten çekiyorsunuz ve sokakta açıyorsunuz, altyapı veriyorsunuz Bluetooth'tan ve üstüne solo atıyorsunuz. O imkanı da var. Son derece başarılı olmuş. Şimdi bir de Looper'ına bakalım, drum kit'ine bakalım, sonra da videoyu bitirelim. Şimdi ürünün bazı ek özellikleri de var. Mesela belli bir süre çalmazsanız kendisi noise gate'e giriyor. Gitardan hiçbir şekilde dip gürültüsü almıyorsunuz. Daha da uzun bir süre çalmazsanız, kaç dakika daha çalmazsanız ürün otomatikman kapanıyor. Neden böyle bir şey yapmışlar? Çünkü batarya modunda da çalışıyor bu ürün. Yani fişe bağlı olmadığı zaman boşu boşuna bataryasını tüketmesin diye. Şu an mesela elektrikten çektim. Yukarıdaki power kırmızı renk oldu ve batarya moduna geçti. Şu an fişini geri taktım. Bakın mavi oldu. Şu an zaten şarj oluyor ürün. Preset modunu nasıl kullanacağınızı size göstereyim. İlk önce presets arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan düğmeye basarak ya da fuzz switch'inizden basarak presetler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Diyelim ki clean tonu kaydedeceksiniz. Clean'e geldim ve buna mesela tremolo efekti verdim ve hafiften bir reverb verdim. Gain'ini kıstım, işte tonunu ayarladım. Bakalım temiz bir şey olsun istiyorum. Diyelim bundan memnunuz. O zaman ne yapacağız? Bu preset tuşuna uzun süre basacağız. Ve onun üzerindeki ışık yanıp söndüğünde artık bu presete, bir tane presete bu kayda olmuş oldu. Şimdi diğerine geliyorum. Diğerinde de gerçekten hani ritim tonu istiyorum ve ritime geldim. Ama onun reverb'ü biraz daha farklı bir reverb olsun ve kesinlikle efekti olmasın, gain'i daha açık olsun ve tonu da birazcık daha parlak olsun diyorum. Dinleyelim. Ve bunu save'leyeceğim. Bir daha basılı tutuyorum. Ve şu an bunu da presete save'ledim. İkisi arasında geçiş yapmak istersen ya buna basacağım, bakın clean'e geçti. Tremolo'lu clean'imiz. Diğerine bastım. Şu an hafızasında ayarları tutuyor. Burada potlar hangi kısımda olursa olsun preset modundayken onların bir anlamı yok. İçerisinde sevdi olan şeyleri duyuruyor bize. Foot switch'ten de geçiş yapabiliyorum. Davul ritmimizi açalım. Birazcık hızını yavaşlatayım. Evet, gayet güzel. Şimdi Looper özelliğimiz şöyle çalışıyor. Üst üste kayıt yapabiliyoruz. Looper tuşuna bastığım anda kayıda giriyor. Bir daha bastığımda o kaydı döndürmeye başlıyor. Bir daha bastığımda üstüne bir kayıt daha alıyor. Hatta üstüne birkaç tane daha kayıt alabiliriz. Bu kayıtların en son kaydettiğimizi geri almak istiyorsak loop tuşuna uzun basılı tutuyoruz ve undo yapıyor. Bir daha uzun basılı yaparsak redo yapıyor. Yani son aldığımız loop'u silip açabiliyoruz. Eğer durdurmak istiyorsak da iki kere basıyoruz. Eğer silmek istiyorsak da iki kere basıp basılı tutuyoruz. O zaman tüm loop'u siliyor. Şimdi davul ritmimi açayım ve bir loop alayım. Başladı. Bu sırada presetler de değiştirebilirsiniz. Onu engellemiyor. Üstüne bir kayıt daha alacağım. Bunu da devreye soktu. Şimdi bakın preset değiştireyim. Bunu da kaydedeyim. Birazcık kısayım da kendimi duyurabileyim. Şimdi diyelim ki solo atacağım. Buradan tonumu ayarlayabilirim. Gain'imi ayarlayabilirim. Yeni efektler katabilirim. Ve bunun üzerine solo atabilirim. Deneyelim.
clean kaldı bir tek. İki kere basıyorum. Drum loop'umu da kapatayım. Yeniden bunu çalıştırmak istersem aslında yeniden çalmaya başlıyor. Yeşil ışık yanıyor farkındaysanız loop çalarken. Eğer silmek istiyorsam çalarken iki kere basıp basılı tuttuğumda loop'u siliyor. Bakın. Şu an yanıp söndüğü zaman loop'un silindiğini anlıyorum. Şu an sıfırdan kayıt yapabilirim. Bir tek şunu ya belki ben çözemedim bilmiyorum ama redo undo yaparken bir kesiklik oluyor. O birazcık sıkıntı yaratıyor. Ama benim bir hatamdan da olabilir. Ondan tam emin değilim. Loop kısmı da ürünüm böyleydi. Son derece başarılı buldum ben loop kısmını. Birazcık volümleri iyi ayarlamak gerekiyor. Volümleri iyi tahmin etmek gerekiyor. Belki gainlerle o volümleri biraz daha toparlayabiliriz. Loop yaparken mesela altyapıda drive tonu biraz fazla geldi. Onu belki o tonun gainini kısarak ayarlayabilirdim. Evet, ürünün artılarına ve eksilerine gelecek olursak bataryasının olması, kendi şarjının olması harika bir özellik. Üzerinde iki tane kolonun olması, Bluetooth bağlantısının olması bu ürünü kaliteli bir şekilde Bluetooth hoparlör olarak da kullanmanıza vesile olabilir. Görünüşü son derece şık, evinizde güzel duracaktır, taşınması kolay. Eksi yanlarından bir tanesi birazcık ağır ama içerisinde batarya olduğu için ağırdır büyük ihtimal. Fuzz switch'inin çıkması büyük büyük artı. En büyük artılardan biri. Herhalde başlangıç amfisi olarak çok nadir fuzz switch'i bir amfi tanıtıyoruz. Üzerinde bir tuner olsaydı çok mutlu olurduk. Ses kartına çıkış vermesi, iOS'a, Android'e çıkış vermiş olması, cep telefonumuzdan canlı yayın yapacakken çok büyük artı sağlayacaktır. Ayrıca bunun yanında da kablosunu hediye etmesi büyük artı olmuş. Ben Joyo'yu bu ürünü ürettikleri için gerçekten kutluyorum. Son derece başarılı bir başlangıç veya egzersiz amfisi olmuş. Yazlığa götürecek bir amfi alıyorsanız, yanınızda taşıyacak, sahilde çalacağınız bir amfi alıyorsanız son derece kullanışlı bir amfi. Akustik modunun olması da akustik gitarda çalabilmemizi sağlıyor. İçerisinde hem bir tweeter hem de büyük kalın bas kolonu olması da tonları, müzikleri son derece kaliteli bir şekilde vermesini sağlıyor. Line'in girişinden prosesör bağlarsak da çok güzel bir ton alabileceğimize bu amfiden eminim. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar bu amfi hakkında. Şimdi isterseniz kapanışa geçelim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Nasıl dostlarım, bu amfi hoşunuza gitti mi? Joyo iyi bir iş başarmış mı sizce? Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Siz başlangıç amfisi olarak ne kullanıyorsunuz veya amfi olarak neler kullanıyorsunuz? Bu amfiye sahip misiniz? Bu amfinin özelliklerini sevdiniz mi? Efektlerini, tonlarını sevdiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Senkop Müziğe yeniden teşekkür ediyoruz bu amfiyi bize yolladıkları için. Ürünle ilgilenen dostlarım varsa açıklamalar kısmına ürünün mağaza bağlantısını bıraktım. Böyle başlangıç ampuller olsun, başlangıç gitarlar olsun, daha ileri gitarlar, prosesörler vesaire olsun, bunların tanıtımlarının daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olalım, bildirim zilini açalım, bu videoyu beğenelim. Böylelikle mağazaların daha çok dikkatini çekeriz ve onlardan daha fazla ürün talep edebiliriz. Sosyal ağlarımızı takip edelim. Özellikle Twitch canlı yayınlarımızda katılım sağlıyoruz. Sizi bağlıyorum yayına. Bunu da Discord sayesinde yapıyoruz. Lütfen Discord kanalımıza gelin. Hepsinin bağlantısı açıklamalar kısmında mevcut. Yeni canlı yayınlarda, yeni videolarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi neydi? Koç gibi kalın. Görüşürüz.